Düşündüm. Düşündüğüm anda da test yaptırdım zaten. Pozitif çıktı. En ufak bir öksürmede, işte en ufak bir hani boğaz kaşıntısında insan illerken hani tereddütle kapalıyor. Ateş, öksürük, bel ağrısı, sırt ağrısı bunlar oluyormuş. Koronayı yeni geçirdim ben. Hiç Allah'ım kimseye yaşatmasın, düşmanıma yaşatmasın. 11 gün kaldım hastanede ben. Ağrılarımız, sancılarımız anlatılmaz yani, çok farklı normal hastalıklara da pek benzemiyor. Allah korusun. Çok zor. Hiç korona olduğunuzu düşündünüz mü? Hayır, düşünmedim çünkü çok dikkat ediyorum. Maskemi takıyorum. Çocuğuma 11 aylık olmasına rağmen maske takamadığım için böyle bir örtü ürettim. Hayır, düşünmedim. Hayır. Düşünmedim. Hayır. Yok, olmadım. Çok şükür, iyi yani. Hayır, düşünmedim. Düşünmedim, öyle bir düşünceye kapılmadım çünkü dikkat ediyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz çok şükür. Düşünmedim. Hayır. Düşünmedim, olmadım çünkü. Valla çevremizde koronalıları gördük yani. Ama ben düşünmedim. Önlemimi alıyorum yani. Düşünmedim. Hayır. Hayır, düşünmedim. Hayır. Düşündüm. Yani kendime dikkat etmeye bakıyorum. Maskesiz dışarı çıkmıyorum. Ellerimi sabunluyorum. Yani şey yapmıyor. Düşündüm. En ufak bir öksürmede, işte en ufak bir hani boğaz kaşıntısında insan illerken hani tereddütle kapalıyor. Acaba ben korona mıyım diye. Ama korona tabii ki değilim. Yani test sonuçlarında hani test de oldum daha önceden, negatif çıktı çok şükür. Yani olanlara da Rabbim inşallah sabrını versin ki, çünkü o süreçte olanlara çok zor, hastanedekilere. İnşallah onlara da sabır versin. Hiç başta hani sağlıklı olanlara da sağlık versin. Onlara da sağlık versin Rabbim. Ama gerçekten çok zor. Hele ki şöyle bir durumda. Bir de kış geliyor tabii ki, pandemi dönemi artma durumu var. Okulların kapanma, dershanelerin kapanma durumu var. İnşallah böyle bir şey yaşamayız. Hani durum inşallah iyiye gider. Tek temennimiz bu. Hani artık sağlığımıza kavuşmak, insanların sağlığına kavuşması temennimiz. Peki hiç karantina süreci geçirdiniz mi? Karantina süreci tabii ki geçirdim. Yani bu sene zaten ölüm gibi bir seneydi. Herhalde bu seneyi artık kayda değer bir şey göremiyoruz. Hep evdeydik. Hani evde işte aileni iç içe, psikolojik sorunlar, hani sürekli evde olunca insan hani ne oluyor? Dışarı gün yüzü görmüyorsun, dışarıya çıkamıyorsun, sosyal aktiviten yok. İçeride sadece ne var? İşte ya telefon oluyor ya da hani nasıl söyleyeyim? Bir depresyon içinde oluyorsun, sıkılıyorsun. Yani o süreçlerden geçtik. Düşündüm, düşündüğüm anda da test yaptırdım zaten, pozitif çıktı. Peki bu süreçte neler yaşadınız? Pozitif olduğumdan sonraki süreçte mi? Aslına bakarsanız benimki o kadar yoğun geçiyor. Yani ağır bir hastalık geçirmedim. Ben de sadece tat ve koku kaybı oldu. Hissettiğim ilk günlerde de hani biraz ağrı, halsizlik şeklinde oldu. Sonra bir sıkıntı yaşamadım ben yani. Peki bu süreci evde mi, hastanede mi geçirdiniz? Evde, evdeydim. 10 gün boyunca evdeydim. Denetimler nasıldı? Denetimler güzeldi. Her gün aile hekimimiz nebes tarafından arandık. Müdürlük tarafından da arandık. Filyasyon ekipleri geldi. Tedavimizi yaptılar. İlaç tedavisi yaptık. Gerekli tedbirleri işte anlattılar bize. Hani evde nasıl davranmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini falan detaylı bir şekilde anlattılar. Bu şekilde. Çok sıkıntılı geçmedi yani bizimki. Koronayı yeni geçirdim ben. Bir ay oldu yani yeni derken. Peki nasıl bir süreç izlediniz? Yani çok kötüydü. Onun için herkese tekrar diyorum. Maske, mesafe, temizlik şart. Hiç Allah'ım kimseye yaşatmasın, düşmanıma yaşatmasın. 11 gün kaldım hastanede ben. Ağrılarımız, sancılarımız anlatılmaz yani, çok farklı normal hastalıklara da pek benzemiyor. Allah korusun. Çok zor. 5-6 gün evde geçirdim ben. Hani korona olduğumu hiç düşünmedim. Üşüttüm vesaire öyle zannettim. Fakat değilmiş. Hiç beklemeden öyle bir ağrı, sancı hissettikleri zaman hiç beklemeden doktora müracaat etsinler, hemen gitsinler mutlaka. Yani evde vakit geçirince ciğerlerime falan inmiş benim herhalde. Ama şimdi elhamdülillah çok güzel baktılar. Allah hepsinden razı olsun. Sizin vesilenizle hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarına Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Ve yani hepimiz bu vebal meselesi. Yani kimsenin vebaline girmesinler. Her şeye dikkat etsinler. O çalışanların da yavruları var. Gece gündüz ağrılarımız oluyordu mesela, gece hemen ben basıyordum zile, geliyorlardı Allah razı olsun. Hemen yani ellerinden ne gelirse yaptılar. Haklarınızı helal edin diye helallik de aldım. Allah kimsenin başına vermesin. Lütfen dikkat edelim. Birlik beraberlik olalım. Bu musibetten bir an önce kurtulalım.
yeni geçirdim. İçim dolu onun için. Peki koronanın belirtilerini biliyor musunuz? Evet biliyorum. Bizimle paylaşabilir misiniz? Yüksek ateş, öksürük, ondan sonra halsizlik. Yani bunların hiçbirini yaşamadım şimdiye kadar. Titreme, halsizlik, boğaz ağrısı. Bunları biliyorum en belli başlı olarak. Peki siz korona olmamak için ne tür tedbirler alıyorsunuz? Maske, mesafe, temizlik, öncelikle bunlar. Yani bir kısmını evet. Yüksek ateş, grip. Ondan sonra mide bulantısı, kusma, ishal. Yani bu kadarını biliyorum. Peki korona olmamak için ne tür tedbirler alıyorsunuz? Genelde dezenfektan, evden çıkmama diyeyim size. Yani işimiz olmadıkça öyle. Evet biliyorum. Bizimle paylaşabilir misiniz? Baş ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık, eklem ağrıları biliyorum hepsini. Peki ne tür tedbirler alıyorsunuz? Vallahi dışarı çıktığımızda maskesiz dolaşmıyoruz. Sonra hijyen, el yıkamamıza falan çok dikkat ediyoruz çocuklara, kendimize. Ve işim olmadıkça da dışarı çıkmıyorum. Önemli bir işim olduğu zaman çıkıyorum. Kuru öksürük, ateş, ondan sonra ilerisine gidince ellerde morarma oluyormuş, yüzlerde, dudaklarda öyle. Ateş, öksürük, öylelerde boğaz ağrısı. Başka da bir şey yok herhalde. Biliyorum. Öksürük, ateş. Daha çok zaten ateş. Bu kadar. Biliyorum. Bizimle paylaşabilir misiniz? Ateş, öksürük, halsizlik. Böyle. Ateş, öksürük, bel ağrısı, sırt ağrısı bunlar oluyormuş. Biliyorum. Koku almama, tad alamama, yüksek ateş. Ateş, öksürük, halsizlik, yorgunluk. Bazısında döküntü oluyormuş. Hiçbiri olmadı şükür. Evet, boğaz ağrısı, halsizlik gibi şeyler. Ateş. Peki ne tür tedbirler alıyorsunuz? Yani genelde evde kalarak. Hiç gerekmedikçe dışarıda çıkmıyoruz zaten. Vallahi duyduğumuza göre ateş, işte biraz mesafeyi korumak, daha güzel temiz, kendine temiz bakmak yani. Olay bu yani. Peki siz korona olmamak için ne tür tedbirler alıyorsunuz? Ben kendime temiz bakıyorum. Elimden geldiği kadar uzak duruyorum kalabalıktan. Ona dikkat ediyorum. Kendime dikkat ediyorum yani. Öksürük, baş ağrısı, başka burun, nezle, grip. Bunlar oldu mu korona oluyormuş gibi diyorlar yani bizim duyduğumuz. Evet. Burunda tıkanıklık, öksürük, boğazda ağrı, yorgunluk hissi, bu gibi şeyler, belirtiler var. Peki korona olmamak için ne tür tedbirler alıyorsunuz? Sık sık ellerimi yıkıyorum, sürekli duş alıyorum, girdiğim çıktığım ortamlarda sürekli hijyene dikkat ediyorum, evimde de hijyen kurallarına dikkat ediyorum. Evet, ateş, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik gibi. Korona olmamak için ne tür tedbirler alıyorsunuz? Maske takıyorum, mesafe kurallarına uyuyorum. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum.